Bravo, bravo, harika. İnternet tam bir çöplük dedi. Paragrafı Sevdiren Hoca kanalından herkese merhabalar. Bugün Esma ile birlikte bir kelimenin kökenine gitmeye çalışacağız. Merhaba Esma. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Hadi bakalım, sağ olasın, biz de çok iyiyiz. Hemen başlayalım sorumuza. Önce kökünü okuyorum. Bu parçadan dilimizdeki rövaşata sözcüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Çok güzel. Bakalım metin ne diyor bize? Rövaşata ne garip bir isim değil mi? Yazarken, söylerken bile zorlanıyoruz. Bu kelime İngilizce reverse shot, yani ters vuruştan geliyormuş diye duydum. Öyle gizemli bir kelime değilmiş yani diye düşündüm. Bunu yazdıktan sonra kaynak aradım ve kelimenin reverse shot ile alakası olmadığını öğrendim. İnternet tam bir çöplük. Meğer rövaşata sözcüğü Türkçe'ye, İtalyanca'da da aynı anlamı taşıyan rovesciata sözcüğünden gelmiş. İtalyanca'daki kökeni ise tepe taklak etmek anlamı taşıyan rovesciare kelimesine dayanıyormuş. Çok güzel. Şimdi neler çıkarılabilir diye sorduğunda, biz seçeneklere gitmeden temel birkaç şey çıkartalım desek Esma. Neler çıkartırsın? Birinci çıkartacağın şey ne olur? İlk sırayla gitsek. Bir. İngilizce'den geldiğini düşünüyormuş ama alakası yokmuş. Çok güzel. Bir, İngilizce'den geldiği düşünülüyormuş ama artık o öyle olmadığını öğrenmiş. Bu bir. İki. İtalyanca'dan geldiğini öğrenmiş. Bir dakika, ondan önce bir şey daha var ama. Bir yere daha dokunmuş. Ne? İnternet tam bir çöplük. Bravo, bravo, harika. İnternet tam bir çöplük dedi. İki numarada da bu var. Üç numarada da peki, rovesciata sözcüğü bize nereden gelmiş? İtalyanca'dan. İtalyanca'dan, çok güzel. Şimdi gönül rahatlığıyla seçeneklere gidelim. Yine dikkatimizi toplayabilmek, odağımızı üst tarafa çıkartabilmek için E'den başlayalım. Haydi bakalım. E şıkkı dilimize İtalyanca'dan, İtalyanca'ya da İngilizce'den geçti. Bu çıkarılır mı? Hayır. Hayır. İtalyanca'dan, İtalyanca'ya İngilizce'den geldiğine dair bir şey var mı? Sondaki ifade bize bunu düşündürtebilir mi sence? Hani bak, İtalyanca'dan gelmiş, İtalyanca'daki kökeni ise deyip son cümleyi söylüyor ya. Acaba orada aklımız İngilizce'ye gidebilir mi? Metinin içinde İngilizce geçtiği için. Ama İngilizce ile alakası olmadığını zaten belirtmiş. Zaten belirtmiş ama olur da aklımız kayarsa çeldirici olabilir. Ama biz düşmüyoruz diyor Esma. Eledik gitti. Geldik Denizli'ye. D şıkkı İngilizce'de ters vuruş anlamındaki reverse shot sözcüğünden evrildiği. Doğru mu? Hayır. Yukarıda ama bu bilgi var. Ama alakası olmadığını söylüyor. Ha, bu ben böyle düşünüyordum ama böyle değilmiş dedi, değil mi arkadaşlar? Evet. Bilginin doğrulanamadığını söyledi. O zaman bunu da ne yaptık? Eledi. Bu daha güçlü bir çeldirici olabilir en azından E seçeneğine göre. Devam edelim. O zaman yukarı tırmanmaya devam. Kökünü ile ilgili çok çeşitli ve birbirini destekleyen bilgiler olduğu. Doğru mu? Hayır. Neden hayır? Çok cılız bir hayır oldu. Çünkü çok kararsız cevap kararsız verdim. Peki o zaman kenara bir soru işareti bırakalım, yıldız bırakalım, çizgi bırakalım. Eğer hani işaretin her neyse artık onu bırakalım. C'yi koyduk kenara, az sonra geri döneceğiz sevgili C. Şimdilik seninle işimiz yok diyelim. Devam edelim yukarıya tırmanmaya. B şıkkı dilimize yabancı dillerden geçmiş bir birleşik kelime oldu. Doğru mu? Hayır, çünkü... Nasıl hayır ya? İşte dilimize yabancı dillerden geçmiş. Yabancı dillerden değil, sadece İtalyanca'dan geçmiş. Peki, birleşik kelime olduğu doğru mu? Hayır. Niye hayır? Yani tepe taklak etmek, olmak, bunlar birleşik kelime değil mi? Evet. O zaman Bursa cevap mı değil mi? Ya da eliyorsak niye eliyoruz? Ben bunu şey olarak düşünmüştüm. Farklı dillerden değil, tek bir dilden. Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim baz aldığımız, temel aldığımız, odak aldığımız kelime rovesciata. Biz anlamıyla mı ilgileniyoruz, kelimeyle mi ilgileniyoruz? Kelimeyle. Ama burada anlamdan hareketle bir vuruş yapmış. Yani tepe taklak etmek, olmak İtalyanca'daki gittiği anlamı ama Türkçedeki karşılığı mı? Yani Türkçedeki kelime birleşik kelime mi? Hayır. Hayır, o zaman bu da elenir mi? Evet. Elenir. Böyle bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Tamam. Bursa'yı da eledik. Geldik A'ya. A şıkkı dilimize İtalyanca'da tepe taklak etmek anlamına gelen bir sözcükten geçtiği. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Evet. O zaman elimizde acaba mı dediğimiz
Bir C vardı. O C'ye geri dönelim. Yani A her ne kadar kesinlikle gibi dursa da C'ye soru işareti bıraktığımız için onu temizlememiz lazım. Doğru mu? Evet. Hemen aşağı bir inelim. Kökeniyle ilgili çok çeşitli ve birbirini destekleyen çeşitli bilgiler var. Doğru. Ama internet tam bir çöplük deyince birbirini desteklemediği kanaati burada ortaya çıkmış oluyor. Doğru mu? Evet. O zaman C seçeneğini de elemiş olur muyuz? Oluruz ve bu defa A seçeneği için gerçekten kesinlikle A cevaptır diyebiliriz. Evet Esma, bu sorunun can simidini şöyle söyleyelim mi? Seçenekte yer alan bilgilerin tamamının doğruluğu bizim için önemli. Bir kısmı metinden çıkarılıyor ama bir kısmı yorum olarak dışarıdan getiriliyorsa biz o seçeneği ne yapıyoruz? Dikkate almıyoruz. Peki o zaman ne diyoruz? Bu videoyu beğenmeyi, yorumlara bizlerden beklentinizi eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.